Merhaba, Saat 20 Dünya Ali, Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız dünyada. Önce senden bazı başlıklar aktaracağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Turizm Şurası'nda konuştu ve açıklamalarının bir bölümünde Atatürk Kültür Merkezi'ne değindi Cumhurbaşkanı ve merkezin yıkılacağını ve yerine opera binası yapılacağını duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan hakkında 50 bin Türk liralık tazminat davası. Cumhurbaşkanı Erdoğan şikayetçi oldu ve hakaret karşısında dava açıldı. Onu da bildiriyoruz. Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi akademik yıl açılışında konuştu ve FETÖ ve darbe girişiminin harp okullarında açtığı yaraların hızla sarıldığını ve açıkların kapatıldığını söyledi Başbakan Binali Yıldırım. Terör örgütü FETÖ'ye yönelik İstanbul merkez olmak üzere 17 ilde ve eş zamanlı operasyon başlatıldı. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 45'i yakalandı. 111 dedik değil mi? Evet. Ve Şile açıklarında kuru yük gemisi battı. Arama çalışması başlatıldı. Yer tespit edildi. Enkaza ulaşıldı ancak personelden henüz haber yok. Dünya Ali. Suriye konusunda artık dikkatler kim nerede toplanacak, kim katılacak noktasına geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması vardı. Terör örgütünün işte meşruiyet kazanma çabalarıyla sağda solda görünme, şuraya katılma, buraya katılma girişimleri var. Tabii Türkiye'nin bu girişimleri kabul etmeyeceğini belirtti Sözcü Kalın. Onun dışında Rusya'nın bu Soçi'de 18 Kasım'da toplamak üzere hazırlık yaptığı bir konferans vardı. Dün aktarmıştık. Orada Rusya sponsorluğunda oluyor bu girişim ve ona da ancak işte Astana süreci var, Cenevre var. Aslında Birleşmiş Milletler'in büyük masa etrafında toplamaya çalıştığı. Şimdi bir de Soçi çıktı. Soçi ile Birleşmiş Milletler süreci nasıl oturacak diye bir soru. Orada fazla cevap yok. İşte hatta Soçi'de iddialı hedefler var. Yeni bir Suriye anayasa taslağının yapılması, geçiş süreci deniyor. Esed rejiminin bundan sonra kime kabul ettirileceği konusu asıl soru. Orada Rusya'nın tercihleri önem kazanıyor ama şimdilik orada ses yok. Dolayısıyla Suriye muhalefetinden de haklı olarak tepki var. Özellikle Suriye Milli Koalisyonu diye geçen grupta. Birleşmiş Milletler sürecinin dışında başka bir süreç anlamsız diyerek bu grup mesela Ahmet Ramadan sözcü biz katılmıyoruz dedi Soçi'ye. İşte Rusya olabildiğince çok grup toplayarak oranın bir ayrı meşruiyeti olmasını hedefliyor o konferansın. Şimdilik daha erken gibi, yani gelecek 17-18 günde başka gelişmeler de olabilir ve ama bir şey ortada. İşte artık Suriye'de DAEŞ temizlendi, temizleniyor. Ondan sonra ne olacak sorusu zaten epeydir sorulmaktaydı. O gündeme geldi. Soru büyük fakat verilecek cevaplar hayli kısıtlı. Bu arada işte Suriye'nin kuzeyindeki gruplar da kendilerine ayrı bir rol biçme çabasındalar. Ona da değinmiştik. Şam'la aralarında fazla bir mesele olmadığı biliniyor. Şam rejimiyle Suriye'nin kuzeyindeki terörist grupların gayet iyi geçindikleri biliniyor. Görüş birliği içinde oldukları biliniyor ama tekrar o görüş birliğinin muhtemelen Suriye'deki Amerikan varlığını dışlamak amacıyla Şam tarafından gösterildiği yolunda bir işaret de vardı. Onu da söylemiştik. Bu arada Suriye-Irak sınırındaki son nokta Deir ez-Zor'un altı bu kamalli epeydir işte DAEŞ merkezi olarak geçmekteydi. Oraya son saldırılar sürüyor. Hayli yoğun bombardıman var. Dün Rusya işte denizden füzeler atmıştı. Bugün de 6 ağır bombardıman uçağıyla
bu Kamal'i bombalamışlar. O kadar bombardımana bu Kamal diye bir yerin pek kalması beklenmiyor. Yani o kadar bombardımandan sonra bu Kamal herhalde kalmamıştır, düzlenmiştir. Ondan sonrası içinde işte orayı temizledik diyecekler. Sonra da Suriye'nin Rakka ve diğer yerlerindeki işgal durumu gündeme gelecek. Vladimir Putin Tahran'da önemli ziyaret, çalışma ziyareti olarak geldi. Yani son 2015'te gelmişti. Üçüncü ziyareti deniyor. İranlı liderleri ağırlamıştı. Başka forumlarda da İranlı liderlerle bir araya gelmeye özen gösteriyor Vladimir Putin. Ve bu buluşmanın aslında üçlü buluşma olduğu ve Azerbaycan'ı da kapsadığı bilinmekte. Azerbaycan bir anlamda Rusya ile İran arasında köprü görevi görüyor ve o rolde işte aynı zamanda ortak projeler, ulaşım projeleri, enerji projeleri ve Rusya ile İran'ın Azerbaycan üzerinden bağlanmasına yönelik projeler varmış. Onları konuşacaklar İlham Aliyev de aynı zamanda Tahran'da. Bunun dışında nükleer programı konuşacak diye bir bilgi var Putin. Ne nükleer programı? İran nükleer programı. Rusya, Amerika'nın kendi sebeplerinden ötürü bu nükleer programı bozmasına karşı ve İran'ın nükleer programa uyduğunu söylüyor Rusya. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri de bu aynı görüşte. Bir tek Donald Trump'ın kaprisi şeklinde sürüyor nükleer programın geleceğin üzerine tartışmalar. Bu gündemde Rusya, İran'ın o konuda yanında. Ayrıca Rusya'nın İran nükleer programına enerji boyutuyla da katkısı söz konusu. Çünkü İran'da bazı nükleer reaktörler, nükleer santraller kurmak, reaktörleri oluşturmak için planlar vardı. 8,5 milyar dolarlık mesela bir nükleer santral programı var bu şehirde, bu şehir için. Orada Putin'in önem verdiği, Rusya'nın önem verdiği bir program. Başka bölgesel konular konuşulacak. Hemen akla gelen tabii ki Suriye ve Irak. Suriye deyince Şam'da ne olacağı ve Suriye'nin bütünüyle ne olacağı konusunda İran'la Rusya'nın birbirini anlatacak çok şeyi var. Onların konuşulması beklenmekte. Bu arada mesela Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin Putin görüşmesi öncesinde sözleri var, basına da yansıdı. Diyor ki ikili ilişkiler dışında iki ülkenin bölgede barış ve istikrarı sağlama yolundaki önemli katkılarını bu arada memnuniyetle not etmek isterim. Yani Rusya aynı zamanda İran'la birlikte bölgesel istikrar, nerelerde bölgesel istikrar? İşte İran, Suriye ve Irak diye ortaya çıkıyor. Oradaki vurgu Irak ve Suriye boyutuna. Ayrıca Trump'a karşı herhalde aynı görüşleri paylaşmaktalar. Ve İranlı yetkililer önemli bir ziyaret olacak. Stratejik ittifak vurgusu var bu arada. İran'la Rusya arasında stratejik ittifak olduğunu vurguluyor İranlı yetkililer ve Rus yetkililer. Ve bakınca dışarıdan işte iki ülkeyle de Amerika uğraşmakta, hem Moskova ile hem Tahran'la, o Trump etkisine karşı İran ve Rusya'nın işbirliğini görmekteyiz. Aynı zamanda arazide de, Irak ve Suriye'de de son sözü söyleyecek noktadalar hem İran hem de Rusya. Bugün Atina'da bir açlık grevi başladı. Mülteciler aylardır, hatta bir yıldan fazla süredir perişan olduklarını ve Yunanistan'da mahsur kaldıklarını söylüyorlar. Ve görünür bir yerde açlık grevine başladılar. Diyorlar ki bizi artık bırakın, Almanya'ya gitmek istiyoruz. Yani mülteciler tercih olarak Almanya'yı seçiyorlar. İsviçre'ye ya da Fransa'ya gitmek istiyoruz da diyebilirlerdi ama Merkel'i çok sevdikleri için Almanya'ya gitmek istiyoruz, bizi serbest bırakın diyorlar. Aslında teknik olarak gerçekten bu mültecileri Yunanistan'ın engellemek için herhangi bir yasal dayanağı yok. Yani Almanya tutun, aman yollamayın diyor. Yunanistan'da tutuyor. Yoksa kurallar uygulansa gerçekten işte Almanya'ya gitmeleri lazım. Yakınlarının olduğunu söylüyorlar. Herkesin bir yakını var Almanya'da. Yakınlarla birleştirme politikası vardı. Ne oldu ona diye. Ve Almanya'yı da aslında kendi
kurguladığı olayla vuruyorlar. Çünkü Almanya işte bir kısım mülteci geldiyse kalan akrabaları da gelebilir diye bir kural çıkartmıştı. O zaman işte bizim de akrabalarımız var. Bizi serbest bırakın. Biz Almanya'ya gidip akrabalarımızla buluşmak istiyoruz. Onları özledik diyorlar. Tabii ki şu ortamda Merkel yeni mülteci akını asla görmek istemiyor. Tam koalisyon kurmaya çalışıyor. Pazarlıklarda mülteciler de var. Zaten söz verdi yeni mülteci yok diye. Bunlar ne? İşte bunlar akrabanın akrabası deyince orada tablo değişeceği için Yunanistan'a rica ile o mültecileri tutuyorlar. Mülteciler de tepki gösteriyorlar. Bizi bırakın diye. Aynı zamanda barınma koşulları son derece kötü durumda. Kış geldi ve perişan durumdayız diye tepkiler de var. Şimdi Yunan yetkililer otellere yerleştirmeyi düşünüyoruz dediler. Oteller deyince çok lüks 5 yıldızlı otel beklemiyoruz. O bir süreç, bakacağız, devam edecek. Myanmar, TRT World'ün iki muhabiri Myanmar'da gözaltında Cuma'dan beri. Bu Cuma günü duyuruldu. Belki hafta sonu trafiğiyle birazcık dikkatlerden kaçmıştır. Ama iki muhabir, bir tanesi Singapur'dan Luhan Meng ve diğeri de Malezya'dan Mok Choy Lin. TRT World adına çalışıyorlar. Artı kameramanları ve de şoför ve bir tercüman. 4 kişiyi gözaltına aldı Myanmar rejimi. Neden deyince işte İHA ile küçük bir drone kamerayla başkentte parlamentonun dışında çekim yapmışlar. Suç bu. Aynı zamanda çekim de değil, Myanmar'a yasaya aykırı nedenle drone sokmak gibi bir acayip suçlamayla karşı karşıyalar. Vizeleri var. Muhabir olarak geldiklerini söylemişler. Niçin geldiklerini söylemişler. Nereye çalıştıklarını söylemişler. Orada hiçbir nokta açık bırakılmamış. Gerekli izinlerin alındığını TRT söylüyor. Gerekli izinler alındı ve ekip ne yapacak? Ekip kamera kullanacak ve drone omuz kamerasıyla omuz kamerası bir şekilde görüntü alacak. Ne yapmışlar? Myanmar'ın parlamentosunu çekmişler. Bu arada bu vesileyle aslında Myanmar'da bir parlamento olduğunu da duyduk. Yani bu olayın belki tek iyimser tarafı Myanmar'da demek ki parlamento varmış. Çünkü hiçbir zaman şimdiye kadar Myanmar'da bir parlamento olduğunu duymamıştık. Varsa da bir işe yaradığını zaten bilmiyorduk. Neydi işte? Bir askeri junta vardı ve de bir işte Suu Kyi vardı orada. İkisi başka parlamento diye bir olgunun farkında değildik. Aslında orada da TRT World'e teşekkür etmeleri gerekiyor. Çünkü bu haber dünya medyasında da yankılandı ve orada haberlerde belirtiliyor. İşte ekip gözaltına alındı. Niye alındı? Myanmar parlamentosunu çekiyorlarmış. Ha, demek ki Myanmar'da parlamento varmış diye dünya o vesileyle duydu. Yoksa başka türlü duymayacaklardı. Mesela Myanmar'ın teşekkür etmesi lazım bu konuda. Başka? Fakat iddialar hem akıl mantık dışı olmakla birlikte gayet ciddi. Çünkü işte Singapurlu ve Malezya uyruklu muhabirler, akredite muhabirler bir yerel Myanmarlı çevirmeni de gözaltına aldılar. Hatta onu hafta sonunda izledik. O yerel çevirmen tanınmış bir gazeteciymiş. Gelen medya ekiplerine yardımda, destekte bulunurmuş. Onun evini basıyorlar. İşte 25 kişilik bir polis gücü eve baskın yapıyor. Annesi anlattığı ifadesi var. Her şeyi alt üst ettiler. Elektronik ne varsa toparladılar. İşte disketler, bilgisayarlar alındı. Oğlum bir şey yapmadı demeye çalıştım. Beni de kenara ittiler diyor. Böyle bir durum. Yerel işbirlikçi muamelesi yapıyorlar. Ve de gariban şoför. Şoför nedir? İşte ekip anlaşmıştır. Ekibi sağa sola götürecektir. Tekrar yapılan olağanüstü hiçbir şey yok. Bu arada bu işte suçlama, işte yasak yerde çekim, tamam onu geçelim. Sonra Myanmar'a drone sokmak nedir? Myanmar'a drone sokmanın cezası varmış. 3 yıl hapis cezası, gizli elektronik malzeme falan. Bunlar tabii ki komik suçlamalar. Bunlar
Myanmar rejimi Türkiye ile sorun yaratmak için böyle bir şey yapıyor. Diğer ülkelerin işte Singapur ve Malezya'nın diplomatik misyonları da kendi vatandaşları oldukları için izlemekte. Türkiye izliyor. Bizim meslektaşlarımız, TRT World'un elemanları. Bu şekilde ki daha bu ekip başkentteyken oluyor. Yani Arakan'a falan gitseler kim bilir neler olacaktı. Herhalde Arakan'a da sokmamak için. Bütün bunlar aslında Arakan'a sokmamak için. Onu da biliyoruz. Neyse ki Bangladeş tarafından görüyoruz Arakan'da ne olup ne bittiğini. İzleyeceğiz. New York'ta terör saldırısı. Dün New York'ta yerel saatle 15'ti. İşte bir pick-up'ın yayalara çarptığı, sonra silah sesleri duyuldu. Sonra o bir başka olaymış gibi sonra bir kaza oldu. Bir pick-up araçlarla çarpıştı diye bir şey var. Sonra polis ateş açtı diye böyle parça parça sanki birkaç olay oluyormuş gibi yansıdı. Sonra parçalar birleştirilince bunun daha önce gördüğümüz en son örneğini Barcelona'da Ağustos ayında gördüğümüz araçlı saldırılardan bir tanesi olduğu ortaya çıktı. Bunu söylerken işte evet Somali'de 2 hafta önce bomba yüklü kamyon patladı. 300'den fazla kişi öldü. Yaralılar perişan durumda Türkiye'ye getirildi. Sağlık şartları son derece olumsuz. Orada çok büyük kayıp var. Benzer patlamalar Afganistan'da, Pakistan'da dünyanın daha uzak noktalarında olduğu zaman evet bu kadar medya ilgisi olmuyor. O doğru. Terör saldırısının nerede olduğuna göre ya da terörü kimin yaptığına göre maalesef o konuda çifte, üçte, üçte, dört, beş, altı standart var maalesef. Onun farkındayız. Ama New York'ta böyle bir şey olduğu zaman işte Somali'de 300 kişilik patlamaya eşit bir etki yapıyor. Onu da göz önüne almak lazım. Şimdi bütün olayları o açıdan izliyoruz. Ne oluyor diye. 29 yaşında Seyfullah Saipov vurularak ele geçirildi. Hastanede ifadesi alındı. Durumu iyi, yaşayacak diyor doktor. 2010 yılında Özbek kökenli, 2010 yılında vize lotosuyla Amerika'ya gelmiş. Son işlerinden bir tanesi New York'ta serbest taksi şoförlüğü. O özel şirketin popüler taksi şoförlerinden bir tanesiymiş. Ve de gayet kitabına uygun bir değer saldırısı yaptı. O kitabına uygun kısmını anlatacağız. 8 ölü, 11 yaralı ve New York'un ortasında 8 ölüden 5 tanesi Arjantinli. Bisikletlilere çarpmıştı diye anlattık. Planlamış bunu zaten son birkaç gündür New York'ta dolaşıp muhtemelen saldırı noktalarına bakıyordu diye polisin son ifadesi var. Nereyin taksi şoförü olarak zaten yolları iyi biliyor. Nerede ne yapacağını önceden hesaplamış. O yolun o kısmı veya işte New York'un o kısmında bol miktarda yolun kenarında ayrılmış özel hatta bisiklet yolu var. O bisiklet yolunda da gerçekten onlarca, yüzlerce bisiklet vardır hareket halinde. Sırf Amsterdam gibi değil yani sırf gezinti bisikleti veya şöyle herkesin bir bisikleti yok. New York'ta o parayla bisiklet zamana da bağlı bisiklet kiralama işlemi var. Bir yerden bisikleti alıyorsunuz, diğer yerde bırakıyorsunuz. İşte gezinti için kullanan var, ulaşım için kullananlar var. Böyle bir bisiklet sistemi içinde tabii aynı zamanda kendi bisikletine binenler de var. Bunların arasına daldı. Rotaya bakınca dün akşamdan beri aslında onun ayrıntısını bakıyorduk. Sırf orada kalmayacağı anlaşılıyor. Bir yerlere devam etmek üzere planladığını düşünmekteyiz. O konuda henüz bir ayrıntı yok. Olay yerine en yakın böyle başka sansasyonel nokta ne var diye baktık. Bir tanesi evet Dünya Ticaret Merkezi'nin yeni oraya bir tane şimdi yeni bir gökdelen dikildi ama orada tekrar eski binanın da şey var anıtı var. Orası bir nokta olabilir. Bir de Wall Street çok yakın. Sansasyonel orada 2 nokta var. Yani orada belki araçlara çarpmasaydı kamyonetle.
oraya devam edip orada devam eylem yapacaktı gibi duruyor. 8 ölü dedik, 5 tanesi Arjantinli. New York'a gezmeye gelmişler, 5 kişilik grup halinde geziyorlar. Bu saldırının hedefi oldular. Artı bir Belçikalı anne, o da New York'a gezmeye gelmiş. New York'un uluslararası kent olma özelliğinden kaynaklanan bir durum. New York'ta 8 kişi ölüyor. 5 tanesi, 6 tanesi yabancı ya da turist. Barcelona'da da benzer durum vardı. İşte ölüler, yaralılar toplanınca 50'den fazla, 60'dan fazla ülkenin vatandaşı toplanıyordu. Bu şekilde bir tablo. Genel küresel saldırı, New York aynı zamanda hedef ama New York'un uluslararası niteliğiyle yabancılar da, turistler de hedef. Bu şekilde yaralılar arasında da 3 Belçikalı var. 11 yaralıdan ki durumları ciddi. 11 yaralıdan 3'ü Belçikalı. Bir tanesi yine yaralılardan, bir tanesi Arjantinli. Şimdilik bunlar açıklandı, kimlikleri. Peki nedir, kimdir? Özbek deyince duruyoruz. Özbeklerin karıştığı DAEŞ bağlantılı saldırılar. İstanbul Reyna saldırısı. Ondan sonra Nisan ayında St. Petersburg'da bir metro saldırısı, bombalı saldırıydı. Sonra Stockholm'de aynı yine Nisan ayında kamyonlu bir saldırı, o da Özbek'ti. Özbekistan'da ne var? Özbekistan'dan çıkıp Amerika'ya gelen ve işte son 7 yıldır Amerika'da yaşayan bu Özbek vatandaşının yeşil kartı var. Ve şu şekilde Amerika'ya gelmiş ve DAEŞ militanı olarak eylemi yaptı. Kitabına uygun dedik. DAEŞ'in maalesef bir eylem planı var. İnternette dolaşıyor. O eylem planında araçla eylem nasıl yapılır diye çok ayrıntılı bilgiler var. Öncelikli olarak büyük tonajlı kamyon kiralamaları istenmekteydi. Bu şahsın aslında büyük kamyon kiralamaya elverişli ehliyeti var. Onu bulduk. Ticari ehliyeti var. Fakat belli şahıslara belli araçların kiralanmaması konusunda da New York polisinin ve Amerikan polisinin uyarıları var. O uyarıya takılmış olabilir. Çünkü daha küçük çaplı ve daha kolay kiralanan bir pick-up'la bu saldırıyı gerçekleştirmiş. Sonra adı geçen DAEŞ kılavuzunda diyor ki kağıtlara bol miktarda işte DAEŞ yanlısı sloganlar yazın ve araçla yayalara çarptıktan sonra o kağıtları camdan dışarı atın. Bunu yapmış. Başka söyledikleri şeyler var, onları da uygulamış. Attığı sloganlar var, söylemiş. Zaten polis tekbir getirdi deyince bütün tablo değişti. New York'ta terör diye malum başlıklar atılmaya başlandı. New York polisi de söylüyor, harfiyen uyguladığı bir DAEŞ terör saldırı kılavuzunun uygulanmasını gördük. Nereden peki dışarıya çıkıp çıkmadığı, seyahat etmediği anlaşılıyor. Nereden? İnternet üzerinden kendi kendini radikalleştirdi, kendi kendini yetiştirdi diyorlar. Amerika'nın muhtelif yerlerinde dolaşmış, ehliyeti öyle dedik, şoför olarak çalışıyor dedik ve bu saldırının sonrası. Bu saldırı Amerika'da birden Donald Trump'ın kapısının önüne geldi. Ondan sonra da Donald Trump tarafından öyle bir ters yüz edildi ki Amerika şu an birbirine girmiş durumda. Çünkü Donald Trump bu şahsın loto, işte loto nedir onu da herkes biliyor herhalde. Amerika bazı ülkelerden işte sırf kimlik belgelerini ver, çekiliş yapacağız, kazananlara yeşil kart vereceğiz diye bir kampanya başlatmıştı. O zamanlar da işte belli ülkelerden az mülteci geliyor, onların sayısını artıralım, çeşitlilik olsun diye. Donald Trump bunu nasıl, bu saldırı çünkü çok Donald Trump'ın işte ben geldim, huzur sükun sağlandı falan gibi bir havai iddiası vardı. O iddiayı derin şekilde yok ettiği için Donald Trump bir bahane aradı, buldu. Dedi ki ya bu lotoyla gelmiş, lotoyu da demokratlar çıkartmıştı. Hatta bir demokrat senatör var, Schumer. O da demokratların başı olarak Donald Trump'la çok kavga ediyor. Schumer'in başının altından çıktı bu deyip demokratlara topu attı. Belki Schumer o tasarının imzacıları arasında, fakat
George W. Bush, Cumhuriyetçi Başkan Bush tarafından geçirilmiş bir karar bu. Loto kararı 1990'da geçmiş. Bu adamın girişi 2010. Meşhur olarak gelmiş. Dolayısıyla Donald Trump'ın sorumluluktan ya da işte kendi muhtelif iddialarından kaçma yolu olmamasına rağmen çok büyük tartışma çıktı. İşte demokratlar suçludur, yok hayır sen suçlusun şeklinde. Bu büyük çapta Amerika'ya kim girecek? Mülteciler girmesin. Tabii ki ondan sonra da Müslümanlar ne yapacağız diye kilitlenmeye başladı. İşin bütün boyutu zaten Donald Trump Müslümanlara hedef göstermeye meraklıydı. Şimdi işte Özbek Müslüman diye o bağlantıyı kurarak Müslümanlara başka bir cephe açıyor olabilir mi? Her şey mümkün. Bu arada Amerika'daki Müslüman sayıları dün canlı yayında kısmen değindik. Onu netleştirelim. Amerika'nın nüfusu 350 milyon, %1 Müslüman nüfus olduğu düşünülüyor. 353,5 milyon desek. Orada terör, Amerika'nın çok geniş terör tanımına girebilecek nitelikte en az 1 milyon Müslüman olduğu anlaşılıyor. Amerika'nın 1 milyon Müslümanı tırnak içinde düşman olarak görmesi, iç düşman yaratması, bunun korkunç yankıları ve etkileri deriz oraya gelmez ama böyle bir başıboşluk ve böyle bir trajik gidişat var. Sonra herkesin her yerde yapabileceği, kolayca elde edilen bir araçla yapabileceği bir eylemin, bir terör saldırısının Amerika'da olması sarsıcı. İşte Barcelona'da, Avrupa'da oluyordu, Berlin'de, Nice, Fransa. Avrupa, en azından Avrupa için alışılmış bir durum haline gelmişti. Fakat Amerika için aşağı yukarı ilk saldırı, o yüzden daha da rahatsız edici. Güvenlik birimleri zaten böyle bir saldırıya karşı çare yok diyorlar. Her an her yerde olabilir, her an herkes tarafından yapılabilir. O yüzden her türlü araçla mümkün. Böyle bir ortamda Amerika gerçekten kaotik bir ortama girdi. Küçük bir saldırı, sayılar genel terör tablosu içinde düşük fakat Amerika'yı alt üst etmeye yetti. Refah Adası, demokrasinin beşiği, ileri toplum, İskandinav ülkelerinde bir acayiplikler dönüyor. Ve bu parça parça dış dünyaya yansıyor. İçeride kendileri bunu konuşup yazıyorlar ama bunun dışarıya yansıması da böyle nedense çok ender biçimde oluyor. Bunlardan bir tanesi Danimarka. Danimarka'nın çete savaşları sorunu varmış. Danimarka'da çete savaşı ne arar? Çete savaşı işte Amerika ya da başka böyle Latin Amerikalıların falan filan işidir diye düşünürken hayır, İskandinavya'da çok ciddi bir çete savaşı meselesi var. Danimarka'da da iş çok büyük boyuta ulaşmış durumda. Hatta istatistik diyor ki bu yıl 2017'de her hafta Danimarka'da bir silahlı saldırı oldu. Hem de silah kullanıyorlar. Yani Danimarka'nın işte o şeker portakalı imajıyla gayet çelişen bir durum. Silah kullanıyorlar. Her hafta saldırı deyince her hafta Kasım 1'deyiz. 44. haftası yılın. Demek ki yılbaşından bugüne en az 44 tane saldırı olmuş. 44 tane saldırı yaşanıyor Danimarka'da. Kimsenin haberi yok. Herkes Danimarka'yı yine böyle bir işte refah cenneti, ne kadar ileri toplum ah falan diye hayranlıkla izliyor. İçeride millet birbirini yiyor. Kim bunlar? İşte son saldırı bir kişi ölmüş, iki kişi yaralanmış. Tekrar kim bunlar? Efendim bunlar ikinci ya da üçüncü kuşak mültecilerin çocuklarıymış. Kendileri ikinci ya da üçüncü kuşak statü mülteci çocukları. Ne mültecisi? İşte Pakistan, Somali falan diye başka boyutlara geliyor. Yani anlaşılan beyaz Danimarkalı çetecilerle renkli Danimarkalı çeteciler, ki onlar aynı zamanda mülteci kuşakları oluyor, birbirlerine girmişler. Neyi paylaşamıyorlar? İşte uyuşturucu, başka yeraltı dünyasının merak saldığı ne varsa onlar. Danimarka, hiç umulmadık bir yer. Polis ne yapıyor? Polis işte
mücadele etmeye çalışıyormuş da bugün başbakan sayesinde duyduk aslında Danimarka Başbakanı Rasmussen mücadele edeceğiz, çok sert önlemler alacağız falan filan dedi. Danimarka'da bir çete sorunu olduğunu anladık. Peki nedir sorun? Sorun hemen mültecilere parmakla gösteriliyor. Mültecilerin sorunu diye anlatılıyor. İşte bu mülteciler entegre olamamışlar. Evet, işte iş de bulamıyorlarmış. Refah toplumunun geldiği yere bakın. İş bulamayan mülteci çeteci oluyor. Sonra da birbirlerini vuruyorlar falan filan. Ve Danimarka diyor ki yine bu bizim taraftaki durum yani kötü ama idare eder. Siz asıl İsveç'e bakın. Ne olmuş İsveç'te? İsveç'te daha büyük bir, evet o çatışmanın da farkındayız da fırsat olmadı. İsveç'te çok daha büyük bir çatışma var. Çok daha büyük bir çete savaşı var. Orada araçlar yakılıyor. Polis karakollarına bombalı saldırılar yapılıyor. Evet, Beyrut, Lübnan falan standardıdır polis karakoluna bombalı saldırı. İsveç'te yaşanıyor ve Danimarka diyor ki aman biz İsveç kadar değiliz. Ha yani bizim karakollara henüz saldırı olmadı diye. İsveç'ten de o görüntüleri paylaşacağız. Karakolların önünde zırhlı ekipler ve kurşun çelik gerekli birimler nöbet bekliyor saldırıya uğramasın diye. Başka Danimarka'nın derdi işte İsveç'le karşılaştırmaktalar. Bir de Norveç'te de durum iyi değil diyorlar. Bütün İskandinavya'da bir kanunsuzluk, bir çatışma ortamı. Duyulmuş şey değil ama Avrupa 2017 ya da İskandinavya 2017. Drone dünyasındayız. Önce Çin'den mi başlıyoruz? Nereden başlayalım? Bir Çin, bir Japonya drone'umuz var. Bu Çin drone hikayesi. Çin. Şöyle, drone artık günlük hayata gayet yoğun biçimde girdi. Sırf pırpır drone meselesi değil, artık nakliye yapan drone. Yani malı bir yerden alıp bir yere götürecek. Karayoluyla artık taşımak yok. Bunu işte Çin şu an ona uğraşıyor. Çin diyor ki... Uzak mesafelere yük taşımak için uzaktan kumandalı uçak formatında dronlar. Bu uzaktan kumandalı insansız bir drone. Drone diye geçiyor. Evet uçak gibi görünümü fakat yerden kumanda ediliyor. Ve kalkıp işte kaç kilometre ötede ilk uçuşunu yaptı. 26 dakika uçarak bir kentten diğerine uçtu. Yaklaşık 1,5 ton taşıma kapasitesi var. 1,5 tonluk malı bir yerden bir yere rahatlıkla götürebiliyor. 6000 metreye falan çıkıyor. Gayet uçuş standartlarında yükseklik, irtifa gayet iyi. Saatte 300 kilometreden fazla uçuyor. Yaklaşık işte 200 metrelik bir pist gerekiyor. Kısa mesafede kalkış yapması gayet mümkün. Ve de İsteyen istediği noktada istediği mesafeye 1,5 tona gelmek kaydıyla bu drone'u kullanarak mal götürebilir. Çin'deki aşama bu. Sonra Japonya'ya geçiyoruz. Japonya'da bir başka boyut var. Japonya'da da öyle çok büyük 1,5 ton falan değil. Yiyecek taşımak için hem de fast food taşımak için bu heyecanlı haber bülteni hazırlanmış. Biraz sesiyle anlatalım. Törenle hizmete girdi. Efendim eve teslim sandviç getiriyorlar. Kızarmış tavuk. Sipariş alınıyor. O kutuya sipariş konuyor. Bu işte Japonya'nın hizmet arabaları. O hizmet arabalarından sipariş almak mümkün. Sandviçinizi orada hazırlıyorlar. Yöntem gayet siparişi elektronik yolla almak mümkün. Tabii ses de kullanabiliriz. Telefonla sipariş. Sipariş hazırlanıyor. Sandviç işte neyse yanında kola ister misiniz falan gibi ya da içecek ister misiniz, gazoz ister misiniz diyelim. Patates kızartması var yok ve yine 25 dakika mesafedeki bir alıcıya evine teslim bu
sipariş gönderildi. Alıcı gayet memnun. İşte dijital olarak da akıllı telefonlardan sipariş vermek mümkün. Şimdi bu işin işte teknoloji çok güzel, insanlığın hizmetinde kısmı. Fakat orada bir başka trajik durum var. Şöyle, olay yeri Fukushima. Fukushima biliyoruz ki 2011 yılında bir nükleer kazaya uğramıştı ve o bölgede radyasyon yayılmıştı. Sonra bölge boşaltıldı. Şimdi o boşaltılan yer tamam, temiz, bir şey yok diye tekrar insanlar tarafından yeniden oturuma açıldı ve o kasabanın halkı yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Fakat bütün hizmetler kasabada yeniden başlamış değil. İşte yiyecek ve diğer mal şartları çok başarılı değil. Dükkanlar açık değil. İsteyen istediği şeyi bulamıyor. Onu çözmek için, yani bir başka deyimle, radyasyonlu alana yiyecek taşımak için bu dronları kullanıyorlar. Yani motorun arkasına koyup elden götürüp vermek pek mümkün olmuyor. Tekrar radyasyon kaygısıyla belki eleman bulmakta güçlük çekiyorlar. Ama bir yanda da başka sosyolojik bir şey var. Japonya çok yaşlı bir toplum. Orada hep yaşlılar yaşıyor. Yaşlıların tekrar hareket etmesi çok sınırlı. Dolayısıyla onlara bu çareyi bulduk diye. Tamam, iyi tarafta eve teslim yiyecek, fast food neyse geliyor. O güzel. Fakat olumsuz tarafta alıcıların hepsi fazla kolay hareket edemeyecek kadar yaşlı Japonlar. Japonya'nın sosyolojik yapısı gereği. Ve de olay yeri radyasyonlu alana eve teslim paket servisi yapacak kimseyi pek bulamıyorlar gibi ki drone'la gönderiyorlar. Tablo karışık. Geçenlerde Kaliforniya'da bir büyük yangın olmuştu. Dünyadaki duruma da bakıyoruz. Tekrar Donald Trump işte vize programı falan filan dikkati başka tarafa dağıtmaya çalışıyor. Yani neyse. Kaliforniya'da çok büyük bir yangın olmuştu. Yangın işte orada Amerikan stili evler, tek ormanlık alanın içinde evler. Orman bir yerde yangın başlayınca zaten kuraklık da vardı. Çok geniş alanda yüzlerce evi etkiledi. İşte büyük çabalarla o yangını söndürdüler. Ve o işte yangın sürüyor, çatışmalar falan içinde bir dramatik insan hikayesi. Arkamızda gördüğümüz çift. Mr. Pasco ve Mrs. Pasco. Bay Pasco 70 yaşında, eşi 65 yaşında. İşte kendi hallerinde o ormanın ortasındaki evlerden birinde yaşıyorlar. Dışarı baktım, uzaktan alevler görünüyordu. Hazırlanıp çıkar kaçarız diye düşündüm diyor Bayan Pasco. Fakat sonra ikinci kez baktığımda bütün yolun kapandığını fark ettim. Çıkışımız kapanmıştı. Kızlarımı aradım, çıkamıyoruz diye bildirdim. Ve alevler yaklaşmaya başladı ve alevler yandaki evleri de tutuşturmaya başladı. Kaçacak yerimiz yoktu. Çift yandaki evin ya da yakındaki evin havuzu olduğunu hatırlıyor ve koşarak alevlerin arasında o havuza gidiyorlar. Ve o havuzun içine giriyorlar ve saatlerce, bir hesaba göre 6 ya da 8 saat boyunca o havuzun içinde kalarak, işte o sonra gelip o havuzu ziyaret ettiler, o pis havuzun içinde kalarak alevlerden korunuyorlar, o da çok büyük sıkıntıyla ve sağ kalmayı başarıyorlar. Ve anlattıkları şu, alevler o kadar yakıcı, ısı o kadar yüksekti ki kafamızı işte suyun dışına tutuyoruz, vücudu bu suyun içinde. Fakat alevler çok yakıcı olmaya başladığında suyun altına girmek zorunda kalıyorduk. Su bile ısınmıştı. Fakat nefes yetmediği için tabii ki suyun dibinde çok uzun zaman kalamıyorlar. Nefes almak için yukarı çıkıyorlar. Nefes alıp tekrar suyun içine giriyorlar. Ne oluyor? Yangından kurtulmak için. Ve bu saatlerce süren bir işkence. Ve bu ortamda çift işte kurtulmuş. Bir başka hikaye var. Orada da bir çift yine benzer şekilde bir havuzun içine sığınmış.
Çiftin eşi, oradaki hanım hayatını kaybetti. Yani o şartlara dayanamamış, yine yaşlı bir hanım. Suda havasız kalmak ve ateşlerden korunmak için dalçık dalçık eşi anlatıyor. Yanında can verdi diyor. Büyük trajedi. Havuzun tamam, sonra bu havuz için minnettarlar. Komşularına da teşekkür etmişler ama yangın böyle bir şey. Olay yeri Avustralya. Şöyle, Avustralya işte, Avustralya beyaz adam yine geliyor bir yerlerden. Avustralya'yı ilan ve inşa ediyor. Ama orada da bir yerliler falan vardı haliyle. Şimdi bu yerliler epeydir unutulmuştu. Avustralya işte beyaz adam hükümeti devam edip işte işler ilerleyince, birkaç zaman önce yerliler dediler ki bizim hiç sesimiz duyulmuyor. Biz de temsil istiyoruz. İşte mesela parlamentoda sandalye istiyoruz, kota istiyoruz. Bizi de tanıyın. Şimdi ve Avustralya hükümetleri yıllarca bu konuda evet yapacağız, haklısınız. Evet, bu yerlileri gerçekten demokratik sisteme katmak lazım vesaire diye hikaye anlatıyorlardı. Bu yerlerin hikayesi çok hazindir, çok korkunçtur. Yüzyılın başında bu yerlileri insan bile saymıyorlardı. Hayvan statüsünde Avustralya'nın yasası diyor ki işte bu kara derili şahıslar insan değildir. Dolayısıyla işte ilkel bazı yaratıklardır falan diye köle olarak alıp sattılar vesaire. Sonra işte Avustralya bütün o hikayeleri unutup gayet modern ve ileri toplum olarak karşımıza çıkıyor. Yerlerde diyor ki evet, bize şu anayasal haklar ve temsil konusunda bir meclis falan kuralım. Biz de sürece katılalım. Bunu oyaladılar. En son önceki hafta hükümet pes etti. Dedi ki hayır, bunu yapamayız. Neden? Şimdi dediler ki, yani hükümet diyor ki bir alt meclis var, bir de senato var, iki tane meclisimiz var. Bir de size meclis kurarsak, yerli meclisi, üç tane meclis olacak. Bir dakika, ayrı meclis kurmayın. Belki mevcut meclisler içinde yerlere hani grup kurma falan yok. Öyle bir şey de yok. Size ayrı bir şey kuralım. Yani kalabalıkla karışmayın. Yine izole vaziyette devam edin şeklinde. Ve büyük skandallar koptu. Büyük işte hayal kırıklığı, yerli nüfus öfke içinde. Bizi yıllarca oyaladılar. Sonra da çıkmaza soktular, vazgeçtiler diye. Avustralya'nın nüfusu 25 milyon kadar. Yerli nüfusu aslında çok az. %3, %5, %8 gibi geçiyor. Yerli nüfusları çok az. Çoğalmaya fırsat bile bulamadı yerliler. Ve de böyle bir ortamda Avustralya hikayeyi son verdi. Dedi ki hayır, size meclis falan yok. Geliyoruz bu büyük kaya parçası ya da tepeye, Uluru diye geçer. Yerler için kutsal bir mekandır. Dümdüz Avustralya çölünün ortasında birden işte bir kayalık olarak yükselir. Turistik noktalardan bir tanesidir. Yerliler buna dinsel bir merkez olarak görürlerdi. Turistler de işte bunun üstüne çıkar. Muhtelif dünya turistleri fotoğraf çeker, orada kamp yapar falan. Sonunda yerlere bir taviz olsun diye Uluru'ya çıkışı yasakladılar. Ne zaman yasak geçerli? 2019'da. Niye 2019'da? İşte hazırlıklar falan filan. Yapıyorsanız şimdi yasakladınız. Madem yasakladınız şimdi yasaklayın. Ondan sonra yerliler bari memnun olsun. Hayır, ona da bir şey yok. 2019'a kadar Uluru'ya çıkmak ve her türlü işte turistik faaliyet yapmak serbest. 2019'dan sonra Uluru'yu halka kapatacaklar. Yerlilere de buyur işte çölün ortasındaki kaya, ne yaparsan yap diyecekler. Demokratik haklar. Orada bir şey yok. Efendim,
spor ve sağlık meraklılarımızın kullandığı bu bileklikler var, elektronik bileklikler. Hani takıyoruz, biz takmıyoruz da takanları biliyoruz. İşte kaç adım yürüdüm, kalbim ne çarptı, nerede çıktım, nerede indim falan diye. Güzel, faydalı bir alet olduğu söyleniyor. Bilmiyorum, kullananların yalancısıyız. Fakat onlara şöyle bir haberimiz var. Benzer teknolojiyi ineklerde de kullanmaya başladılar. İneklerde besicilik ve süt üretiminin artması için o elektronik bileziklerin aynısı ineklere de takılmaya başlandı. Hatta bu teknolojiyle birlikte ineklerin daha akıllı konuma geçtikleri bildiriliyor. Akıllı inek dönemi nedir? Elektronik bilezikli inek. Hem de nerelere? Tek yani öyle ineğin neresine takılır diye bakınca şöyle. Bazı bileklikler ya da bazı elektronik alıcılar ineğin boynuna takılıyor. Boynuna takılınca ne oluyor? Boynuna takıldıkça ineğin ne yediği, ne içtiği ve hareketlerinden ne yaptığı anlaşılıyor. Bu şekilde sağlık sorunlarını uzaktan kumandayla uzmanlar görebiliyor ve çözebiliyor. Aynı zamanda boyunda takılan o elektronik alıcıyla ineğin doğurmaya müsait olup olmadığı da anlaşılıyor. Bu bir. Başka ineğin ön ayaklarına takılan elektronik bilezikler var. Onlar ineğin adımlarını sayıyor. Evet, ineğin de adımları sayılıyor elektronik olarak ve İneğin belli bir adım atması, atmaması halinde de sağlıklı olmadığı anlaşılmakta. Bu şekilde ineğin attığı adımların da sayıldığını kayıtlara geçirmemiz gerekiyor. Başka ineğin memelerine takılan bilezikler var. Onlar da süt sağımı sırasında ne kadar süt üretildiğini ve süt veriminin ne kadar olduğunu anlatıyor. O üçüncü tür bilezik. Sonra mide bölgesine takılan elektronik bilezikler var. Tabii bunlar biz bileğe takıyoruz ya da siz takıyorsunuz minik bilezikler. İneğe takıldığı zaman daha büyük ineğin çapında bilezikler oluyor. Orada da ineğin midesindeki asit durumuna bakılıyormuş. O önemliymiş. Veterinerler söylüyor, bilemedik. Sonra en güzeli kuyruğa takılan bilezikler de var. Kuyruğa takılan bilezikler de ineğin tekrar sindirim faaliyetlerini ve en önemlisi doğum sırasında doğumun ne kadar yaklaştığını gösteriyormuş. Akıllı inekler bir harika. Hepsi elektronik bilezik kullanıyor. Sağlıklarını bu şekilde koruyorlar. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalınız.